Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çok güzel lifi yapacağız. Yapımı yine çok kolay, basit, hemen bir oturuşta yine biten bir lif. Şuradan başlanıyor hanımlar. Altı fıstık üzerine beyazı yapıyoruz. Sonra bu renklerle devam ediyoruz. Ve şu puf çiçeklerimizle de süslüyoruz hanımlar. Gerçekten çok şık bir lif oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenerek yaparsınız hanımlar. Hemen yapımına başlayalım hanımlar. Beyaz ipimizle başlıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Evet. İpimizi alıyoruz hanımlar. Sabitliyoruz. Şunu kaldıralım. Evet, daha iyi gözüksünmesi için. Bir tane zincir çektik hanımlar. İkinci zincirimizi birazcık bol çekiyoruz ve bir tane daha zincir çekiyoruz. Evet, ipimizi uzatıyoruz ve tığımızın üzerine alıyoruz. Dörtlü dolayarak bir fıstık yapacağız hanımlar. Bir, iki, 3 ve 4. Evet, fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Üzerine fıstığımızı yaparak devam ediyoruz. Ben dörtlü doluyorum hanımlar. 3 daha puf puf olmasını sağlıyor. Şu şekilde 6 tane yapalım hanımlar. Evet. Hanımlar 6 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi kenar fıstığımız için 7. fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Kapatıyoruz hanımlar. Bu kenara gelecek olan fıstığımız. Şimdi tekrar 8. fıstığımızı yapıyoruz. Evet. Fıstığımızı kapatmıyoruz hanımlar. Şuraya değil, şuraya değil, şuraya batıyoruz. Bir, iki, dörtlü doluyoruz her zaman. Daha puf puf oluyor. Evet, şimdi iki tane fıstığımızı beraber çekiyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Evet. Bu lifimiz hanımlar kutucuk yöntemiyle yapılıyor. Bakın kenarda bir kutucuğumuz oluştu. Şimdi tekrar bir fıstık yapıyoruz. Kapatmadan şuraya iki fıstığın arasına batıyoruz. 2, 3 ve 4. İkisini beraber şimdi kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gelelim hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldim. 6 tane fıstığımız oldu. Şöyle sayınca 2, 4, 6. Şimdi en son bir zincir çektim ve örgümüzü ters çeviriyorum. Şu şekilde bir zincir çekip örgümüzü ters çeviriyorum. Şimdi dönüşlerde yukarıya bir tane fıstık yapıyorum ve fıstığımı kapatıyorum hanımlar. Bir zincir çekiyorum ve bunun tepesine bir fıstık yapıyorum. Dörtlü dolayarak hep yapıyorum. Şimdi şuraya batıyorum hanımlar. Şuraya değil, şuraya batıyorum ve doluyorum. İkisini beraber çekip kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. Bilenler zaten biliyor. Yeni yapanlar belki bilmiyordur. Kutucuk yöntemini. Şu şekilde hanımlar. Şuraya batıyoruz. İki fıstığın ortasına. Ve dört kere doluyoruz. Ve iki fıstığımızı beraber kapatıyoruz. Bir zincir çekip devam ediyoruz. Hanımlar şimdi altta 4 6 tane fıstığımız var.
Şöyle. Yukarıya doğru da 6 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Bir kare oluşturacağız. Ondan sonra diğer rengimize geçeceğiz. Oraya kadar yapalım hanımlar. Evet hanımlar, beyazla şu kareciğimizi oluşturduk. Bu tarafa doğru 6 sıra, bu tarafa doğru da 6 sıra. Şimdi bu renkli ipimize geçeceğiz. Şurayı yapacağız hanımlar. Şöyle kenarına yapacağız. Ondan sonra bunlara da yarım yarım yapacağız. Evet. Şimdi renkli ipimizi alıyoruz. Evet. Herhangi bir yerinden başlayalım. Şöyle. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Evet. Kapattık fıstığımızı. Şimdi yine tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. 2 3 4. Şuraya batıyoruz hanımlar. İkisini beraber kapatıp sıra sonuna kadar böyle gelelim. Beyazda yaptığımız gibi şuraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şurada şu köşede etrafını dolanacağımız için şurayı farklı yapıyoruz hanımlar. Şuraya bir fıstık yapıyoruz ve bu fıstığımızı kapatıyoruz. Evet, bir zincir çekiyoruz. Bakın köşelerde böyle yapacağız. Kapattık fıstığımızı ve yine tepeye bir ve şuraya batıyoruz hanımlar. Aynı yere. Şuraya. Bir, iki. Ve dört. Bu iki fıstığı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar devam ediyoruz hanımlar. Köşelerde bu işlemi yapalım. Köşeye gelince şuraya tepeye bir direk yapalım. Ondan sonra iki fıstığı aynı yere batarak kapatalım. Şuraya kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya kadar geldik. Şimdi şurayı yapacağız. En sona geldik. Hep aynı işlemleri yaparak köşelerde falan. Şimdi şurada hanımlar en sonu şu şekilde yapıyoruz. Bir tane fıstık oluşturup kapatmıyoruz. Şuraya batıyoruz hanımlar. Bir fıstık daha yapıyoruz. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçtik hanımlar. İkinci sıraya yine tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve onun da tepesine bir fıstık yapıp bir, dört. Şuraya batıyoruz hanımlar. Kutucuk oluşturuyoruz. 2 4. Evet. Şimdi hanımlar şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar. Sonra şurada şu pomponu yapacağız. Oraya göstereceğim. Evet hanımlar şuraya kadar geldik. Şimdi şuradaki şu ayrıntıyı yapacağız. Şu pompon gibi görünüyor. Orayı yapacağız hanımlar. Şimdi tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine bir fıstık yapıyoruz hanımlar.
Kapatıyoruz. Yine bir fıstık hanım var. Bunu da kapatıyoruz hanımlar. Şu şekilde şu iki fıstığı birleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi tekrar buraya bir fıstık. Kapatmadan, bu fıstığımızı kapatmadan şuraya hanımlar, şuraya yine bir fıstık yapıyoruz. Şimdi iki fıstığı kapatıyoruz. Evet. Bakın köşedeki şu oluşumu yapmış olduk. Şimdi tekrar devam edelim. Şu köşeye kadar gelelim hanımlar. Pomponu bir kez daha gösterelim. Evet, şu köşeye geldik yine hanımlar. Bir zincir çektik. Bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz hanımlar. Şuraya bir fıstık daha yapıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Bu kenardaki pomponun bir tanesi olmuş oluyor. Bir tane daha yapıp 2 3 4 bunu da kapatıp hanımlar şu iki fıstığı birleştiriyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yine aynı şu köşeye yapalım. 1 4 kapatmadan şuraya hanımlar batalım. Köşelerde yapıyoruz ya. Evet. Burayı da yaptık hanımlar. Şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar. Evet hanımlar. Bu renkle işimiz bitiyor. En son şu şekilde birleştirelim. Bir zincir çekelim. İpimizi kırıyoruz. Şuradan şöyle saklayalım ipimizi. Bu parçamız hanımlar bu şekilde bitti. Şimdi şu rengimize geçeceğiz. Şunu yapacağız hanımlar. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle hanımlar bir iki tane fıstık geriden şuraya batıyoruz. Şurada iki tane fıstık kalmış olacak. 1 2 şuraya ipimizi sabitliyoruz. Evet. Şimdi hanımlar buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şimdi tepeye 1 2 şuraya geliyoruz. Buraya batıyoruz. Kapatıyoruz. İkili fıstık toplayarak hanımlar şuraya kadar yapalım. Buraya kadar geldik. Yine tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Köşeyi göstermiştim fakat öbür renk koyu olduğu için şu pembeyle daha iyi gözükür diye. Şimdi bir tane daha fıstık yapıyoruz.
Şimdi hanımlar bunu kapatmadan ikinci fıstığı şuraya, köşeye. Köşelerde hep böyle yapıyoruz. Evet. Şu şekilde. Hanımlar ikili fıstık toplayarak şuraya kadar gelelim. İki fıstık kalsın. Şuraya kadar gelelim hanımlar. Evet. İki tane fıstık kalana kadar ördük hanımlar. Şimdi şuraya bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi şurayı yapacağız. Bundan buraya yapacağız. Kapatıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz hanımlar. 2, 3, 4. Kapatıyoruz. Örgümüzü çevirelim şimdi. Şuraya batıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi tekrardan şuraya bir fıstık. 2, 3, 4. Şuraya batarak 2, 3, 4. Şurada da bunu oluşturduk hanımlar. Şuraya kadar gelelim hanımlar, şöyle şuraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi şurada yine şundan yapıyoruz hanımlar. İki tane fıstık yapıp orayı oluşturacağız. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. 2, 3, 4. Bunu da kapatıp şöyle kapatıyoruz ve ipimizi koparıyoruz hanımlar. Bu ipleri daha sonra saklayacağız. Evet. Bu renkle de işimiz bitti. Şimdi tekrar beyaz rengimize geçiyoruz hanımlar. Şimdi beyazla da pembede yaptığımız gibi aynısını yapacağız. Sonra şu renge geçeceğiz. Ondan sonra pembeyle bitiriyoruz. Bu boy iyi geliyor hanımlar. Ben yaptım, gördüğünüz gibi iyi geldi. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapacağız hanımlar. Ondan sonra da şu puf çiçeklerini yapacağız. Bunları yapalım hanımlar. Bitirelim, sonra çiçeklerimizi yapalım. Evet hanımlar, şunları da yaptıktan sonra ben yaptım. Bu tarafa da aynısını bu tarafa da yapacağız. Benim pembe ipim bittiği için burası kaldı. Ben onu daha sonra tamamlayacağım tabii ki. Şimdi hanımlar şuradaki şu papatyaları yapacağız. Süslerini yapacağız şu uçlarına. Ben bir tanesini yaptım şu şekilde. Şimdi sizlerle beraber tekrar yapalım. Evet. Sihirli halka ya da 6 tane zincir çekip sabitliyoruz. Ben şimdi sihirli halkayla yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz hanımlar. Araya bir zincir çektim. Yine ikili trabzan. Bir zincir çekip 12 tane kutucuk yapmamız gerekiyor hanımlar buraya. 3 tane oldu. Yine bir zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, ikili trabzan. 12 tane şöyle kutucuğumuz olacak hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım. 12 tane yapalım hanımlar. Evet. 12.yi de hanımlar şöyle altına çektirdikten sonra
bir zincir çekip şuraya tutturuyoruz. Şimdi 4 tane, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu alttaki ipimizi de şuradan yürütelim. Şuraya hanımlar 5 tane dolayarak fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstığımızı kapatmıyoruz hanımlar. Hemen yandaki kutucuğa yine 5 tane fıstık yapıyoruz. Beşli dolamalı. 2, 3, 4, 5. Ve ikisini birlikte kapatıyoruz. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Hemen şuradaki hanımlar, şu ipi alalım. Şunu da şöyle çekelim, daha iyi gözüksün. Hemen şuradaki direğe batıyoruz. Evet. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Başını alıyoruz. Hemen yanındaki kutucuğa 5 tane dolamalı fıstık yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Kapatmıyoruz fıstığımızı hanımlar. Hemen ipimizi dolayıp yandaki kutucuğa geçiyoruz. Yine 5 tane fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi iki fıstığımızı birlikte kapatıyoruz. Şu şekilde. Yine 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Hemen yanındaki direğe batıyoruz. Yine aynı şekilde hanımlar 6 tane fıstık oluşturuyoruz. Yapalım hanımlar. Sonra içinin beyazını yapacağız. Arkalı önlü. Evet hanımlar, sonuncu dilime geldik. 5 zincirimizi çektik. Şurada birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Evet. Papatyamız oluştu. Şimdi hanımlar şunu yapacağız. Beyaz ipimizi alalım. İpimizi en önce sabitliyoruz. Şöyle bir zincir çekip ikinci zinciri biraz bolca çekiyoruz. Üçüncü zinciri çekip ipimizi uzatıyoruz. Hanımlar bunun içine 6-7 tane dolamalı fıstık yapacağız. 3, 4, 7 de olabilir, 4 de olabilir. Ben şöyle 5 tane, evet 5'li yaptım ben. Çekiyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir çektim hanımlar. İkinci zinciri biraz yine bol çekiyorum. Bir fıstık daha yapacağız. Üçüncü zinciri çektim. İpimizi yine uzattık. Ve buraya bir fıstık daha yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Ve kapatıyoruz hanımlar. İpimizi kesiyoruz. Şimdi şuradan bu fıstığı kutucukların birisinden geçiriyorum hanımlar. Şöyle arkaya geçirdim. Şu ipi de keselim. Evet. Şunu da hanımlar şöyle şuradan geçiriyorum. İki tarafta da tomurcuğumuz olmuş oluyor hanımlar. Şöyle. Sonra bunu buradan sıkıca bağlayıp
ipimizi kesiyoruz. Evet. Evet, lif çiçeğimizi oluşturduk hanımlar. Yalnız ben burada bir hata yaptım. Siz yaparken yapmayın. Şimdi ikinci papatyamızı oluşturduğumuzda ipimizi kesmeyecektik. Şu zinciri yapacaktık hanımlar. Zinciri çekecektik. Şuradan birleştirecektik. Öbürünü de oraya bağlayacaktık. Şimdi ben tekrar ipimle şuradan girerek kesmeseydik. Ama bu şekilde de unutursanız yapabilirsiniz benim gibi. Ben unuttum. Evet, sıkıştıralım ipimizi. 1, 2, 3, 4. Yani 30 tane kadar zincir çekiyoruz. 2-3 tane. Sayısı önemli değil. Şöyle hanımlar, şuraya bunu tutturuyorum. Şu lifimizin en sonuncusuna tutturuyorum. Şöyle tutturalım. Şimdi yine zincir çekip bu kadar. Öbür papatyamızı da buna bağlayacağız. Şöyle bakayım. Biraz daha çekmem lazım. Evet. Hanımlar, şurada herhangi bir yerinden bu lif çiçeğimizi de tutturarak şöyle. Evet. İpimizi kesiyoruz. Daha sonra bunu burada yok edeceğiz. Şimdi lifimizin süsü oldu bu da. Şu şekilde. Burayı kesebilirim. Evet hanımlar. Lifimiz bitti. Çok güzel bir lif oldu. Hem hediyelik hem çeyizlik. Kısa sürede de bitiyor. Çok da kolay. Yapacak olanlara kolay gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz hanımlar, kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz. Kolay gelsin hepinize.